Haksız, hukuksuz şekilde tutsak edilen Türkiye'li 11'ler için özgürlük istiyoruz. Türkiye'li 11 devrimci 2 yıl önce 19 Mart 2020'de işbirlikçi Miçotakis'in hükümetinin talimatlarıyla terörizm demagojileri eşliğinde terörist denilerek tutsak edildiler. Yine Miçotakis hükümetinin talimatlarıyla adil olmayan bir yargılamanın sonunda siyasi bir kararla ağır cezalara çarptırıldılar. Onlar Yunanistan'da yasal, demokratik faaliyetler yürüten, bazıları gazeteci, yazar, bazıları öğrenci olan, devrimci, sosyalist kimlikleriyle tanınan ve burada politik mülteci statüsünde olan kişilerdi. Ülkelerinde emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmiş, bu mücadele nedeniyle haklarında soruşturmalar, davalar açılmış, işkenceler, gözaltılar yaşamış, yıllarca faşizmin hapishanelerinde tutsak kalmışlardı. Yaşadıkları bu baskılar ve işkence, gözaltı, tutuklama tehdidi nedeniyle ülkelerini terk etmek, mücadelelerine mültecilik koşullarında devam etmek zorunda kalmışlardı. Onlar burada, vatanlarından uzakta, devrimci, sosyalist düşüncelerini savunmaya, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmeye devam ediyorlardı. Bu nedenle, yani politik kimliklerinden, anti-emperyalist, anti-faşist mücadelelerinden ve devrimci düşüncelerinden dolayı terörist olmakla suçlandılar. Bu nedenle ABD emperyalizminin ve Türkiye faşizminin baskıları ve talimatlarıyla tutsak edildiler, yargılandılar, cezalandırıldılar. Atina Ağır Ceza Mahkemesi siyasi talimatlar doğrultusunda siyasi bir yargılama yaparak Türkiye'li 11 devrimcinin savunma haklarını gasp ederek, adil yargılanma haklarını ihlal ederek açıkça hukuka aykırı bir karar verdi. Mahkeme, yargılanan devrimcilerin ve avukatlarının savunmalarını ve taleplerini dikkate almadan ve aralarında hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'li 11 devrimcinin tamamına örgüt üyesi olma, silah temin etme, silah taşıma, silah bulundurma gibi suçlardan toplam 333 yıl hapis cezası verdi. Bu karar adil bir yargılamayla bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından verilmemiştir. Türkiye'li 11 devrimci yaklaşık 2,5 yıldır ABD emperyalizminin ve Türkiye faşizminin talimatlarıyla tutsak edilmiş ve cezalandırılmıştır. Türkiye'li 11 devrimci onların istekleri ve Miçotakis hükümetinin talimatlarıyla 2,5 yıldır tutsaktır. İşte bu nedenle bu haksız, hukuksuz, adaletsiz bu karara karşı adil yargılanma hakkını savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Türkiye'li 11 devrimciye özgürlük talebiyle, adil yargılanma talebiyle aylarca Atina'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde, birçok şehrinde bir kampanya yürüttük. Bu kampanya boyunca burada Adalet Bakanlığı önünde her hafta yaptığımız basın açıklamalarıyla Profilya Meydanı'nda her gün yaptığımız adalet nöbeti eylemiyle, dağıttığımız on binlerce bildiri, astığımız binlerce afiş, onlarca pankartla, basın açıklaması, yürüyüş, panel ve sempozyum düzenleyerek ve topladığımız binlerce imzayla Türkiye'li 11 devrimci için adalet ve özgürlük talebimizi aykırdık. Bugün bir kez daha burada Türkiye'li 11 devrimci tutsağın yaşadığı hukuksuzluğun, adaletsizliğin baş sorumlularından olan Adalet Bakanlığı önündeyiz. Birazdan kampanyamız boyunca topladığımız bu imzaları Türkiye'li 11 devrimcinin yaşadığı zulmün sorumlularından olan Adalet Bakanlığı'na teslim edecek ve Türkiye'li 11 devrimciye özgürlük talebimizi gerçek muhataplarına ileteceğiz. Devrimcilik terörizm, devrimciler terörist değildir. Tutuksuz yargılanma haktır. Türkiye'li 11 devrimci serbest bırakılsın. Adalet istiyoruz, alacağız.